kasalarımızı yiyerek boşalttıklarına bağlıyorum. İndirim yapsalar mesela, herkes Erciyes Kayak Merkezi'nden yararlanabilir. Spor yapanlar, hani sporcular için, normal halk için bence doğru bir karar değil. Çünkü maalesef günümüz şartları, ekonomi zaten kötüye gidiyor. Kayakçılara da %20 zaman koyacağını düşünmüyorum ben. Şöyle bir dönemde fiyatlara zam yapılması pek de hoş bir şey olmadı. Hani bir şekilde turist çekilmesi gerekiyor. Belki tabii ki zora girmişler olabilir ama yine de bence olmaması gerekirdi. Kayak sporu biraz daha hani zengin sporu. Ondan sonra hani zengin kesime hitap eden bir spor olduğu için çok fazla fikrim yok. Keşke uygun olsa da herkes Erciyes gibi bir yerde gitse, böyle bir faaliyet gösterse, aktivitelerde bulunsa. Kayseri'de bulunan Erciyes Kayak Merkezi Türkiye'nin sayılı kayak merkezlerinden birisi. Hiç kayak yaptınız mı? Yaptık. Çok şahane, çok da hoşumuza gidiyor. Sürekli bir de resmi kurum olarak da gittiğimiz için biz çocuklarımızı götürüyoruz orada. Çok memnunuz oralardan. Ben yıllardır Kayseri'deyim. Bırak kayak yapmaya Erciyes'e çıktım yok yani. Belki ilk geldiğimiz zamanlar falan formaliteden gitmişizdir. Onun dışında bırak Erciyes'e çıkmayı, zaten evden dışarı zor çıkıyoruz. Normal. Hayır, daha önce yapmadım. Hayır. Evet, orada yaptım. Evet, yaptık. Gayet iyiydi. O zamanlar tabii her şey uygundu, fiyatları falan. Ama şu an her şeyde zam var. Bu durumu hiç istemiyoruz. Memnun da değiliz açıkçası. Bu şekilde. Zam istemiyoruz. Aynen, zam istemiyoruz lütfen. Evet. Lisedeyken bir kere yapmıştım ama daha sonra devam etmedim. Tabii yaptık. Yaptık. Ama çok oldu yani, biz artık yaş itibariyle geçtiği için bitmiyoruz ama sadece pikniğe, mangal yakmaya gidiyoruz şu anda biz oraya. Evet, yaptım. Hayır, yapmadım. Yapmadım. Evet, ben daha önce hiç yapmadım. Yapmadım ama keşke vaktimiz olsa yapardık. Diğer insanlar da keşke daha biraz da fiyatlar normal olsa, herkes bir şekilde yararlansa diye istiyoruz. Hayır. Neden kaymadınız? Bilmediğim için. Ben daha yürüyüşü yaparım. Bu kadar. Kayak yapıyorum zaten. Mümkün olduğu kadar hafta sonları kayak yapmaya gidiyorum yani. Evet, yaptım. Şu anda hayır. Yapmadım. Kayseri'ye yeni geldim. Bir senedir burada oturuyorum. Yani gezme amaçlı gittim ama biliyorsunuz pandemiden dolayı çok fazla gezme imkanı bulamıyoruz zaten. Vallahi 40 yaşındayım. Şu ana kadar kayak yapma imkanım olmadı. Evet. Kayak sezonu geliyor. Fiyatlara %20 zam yapıldı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi her şey yapıldığına göre burada yapılması normal bence. Bence. Ama işte yeteneği var, yetmeyeni var. Asgari ücretlisi var. Onları da düşünmek lazım. Ya biz sektörde rant arttığı zaman zaten ne kadar fazla koparabilirimizin derdinde olduğumuz için direkt zam üstüne zam geliyor. Çok normal, doğal. Hiç sıkıntı yok. Aslında bir bakımdan mantıklı. Çünkü talep olmadığından dolayı fiyatlar yükselecek. Yani gelen müşteriler de ona göre fiyat aralıklarıyla kayabilecek. Öyle söyleyeyim size. Peki fiyatlar azalsa herkes kaymaz mı? Azaldığı zamanlar da gördük. En azından gidip gördüğümüz zaman hani %90 profesyonel kesim kaydığı için sanmıyorum azaldığı zaman daha fazla talep olacağını. %20. Bundan hiç haberim yok. Bilgim yok yani. Düşüncem diyor. Ya şöyle ki, sadece kayak için değil, birçok için her şeyde zam geldi. Bunu biz de hiçbir şekilde protesto edemiyoruz tabii ki. Bundan muzdarabiliriz arkadaşımın dediği gibi. Umarım düzelir diyoruz. Yani genel olarak her şeye zam yapılıyor. Zam yapılmasının da uygun olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu zamlar çok hızlı gerçekleşiyor. Yani arasında asla uzun bir zaman yok. Şu an zam gelmiş ve daha sonra yani birkaç ay sonra tekrar gelebilir. Fiyatlar hakkında pek bilgim yok açıkçası. Hani uygundur değildir diyemeyeceğim ama zam olmasını uygun görmüyorum. Çünkü kayak yapan ve seven birçok insan olduğunu düşünüyorum ve onları üzmüştür bu durum. Tayyip Türkiye'sinde normal abi. Çok normal yani. Yapılan zamları neye bağlıyorsunuz? Dolara, euroya, ekonominin kötü gidişine. Genel olarak zaten şu an her şeye zam yapılıyor. Biz de zamlardan muzdarip oluyoruz öğrenciler olarak. Kayak yapamıyoruz. Yani bir aktivite olarak güzel bir şey ama öğrenciye de uygun fiyatlar olsa daha iyi olabilir bizim açımızdan. O şekilde. Yani bir şey diyemem. Yani yapmadığım için
O konu hakkında da pek fazla bir fikrim yok açıkçası. Fiyatlar ne alemde onu da bildiğim yok. Ama yapan insanlar için de bilmiyorum, çok fazla bir şey önem olacağını zannetmiyorum. Önemi olacağını zannetmiyorum çünkü bu hobi yani. Yapan insanlar bunu severek yaptığı için parasını pek göz önünde bulundurmayacaklardır diye düşünüyorum. Zaten fiyatlar çoğu halk kesiminin üzerindeydi. Bu fiyatların üzerine gelmesi biraz daha yani yapmak isteyenlerin de yapamayacağı bir hal aldı. Zam gelmeseydi daha iyi olurdu. Yani bence keşke biraz da belirli bir rakamlar olsa da herkes gitse stresini atsa diye düşünüyorum. İnşallah herkes gidebilir. Kasalarımızı yiyerek boşalttıklarına bağlıyorum. Yani aslında halka hitap etse daha iyi tabii ki. Fiyatlarda indirim yapsalar mesela herkes Erciyes Kayak Merkezi'nden yararlanabilir. Bu yüzden de belediyemizin yani bu konuya el atması gerekiyor. Spor yapanlar, hani sporcular için, normal halk için bence doğru bir karar değil. Çünkü maalesef günümüz şartları, ekonomi zaten kötüye gidiyor. O yüzden sıkıntılı bir durum. Keşke olmasaydı diyorum yani. Ben normal bir basketbol oyuncusuyum. Profesyonel olarak basketbol oynuyorum. Bizim basketbol toplarımızda %100 zam geliyor. Kayakçılara da %20 zaman koyacağını düşünmüyorum ben. Dün okudum bu haberi. Yani şöyle bir dönemde fiyatlara zam yapılması pek de hoş bir şey olmadı. Hani bir şekilde turist çekilmesi gerekiyor. Belki tabii ki zora girmişler olabilir ama yine de bence olmaması gerekirdi. Vallahi hiç kaymadığımız için fiyatlar hakkında da bir bilgimiz yok. Kayak sporu biraz daha hani zengin sporu. Ondan sonra hani zengin kesime hitap eden bir spor olduğu için çok fazla fikrim yok. Keşke uygun olsa da herkes Erciyes gibi bir yerde gitse, böyle bir faaliyet gösterse, aktivitelerde bulunsa.